Bu videoda Antik Mısır hakkında genel bir bilgi vereceğiz arkadaşlar. Antik Mısır, Afrika'nın kuzey doğusunda olan, günümüzdeki Mısır Devleti ile coğrafi olarak yakındı. Antik Mısır ve günümüzdeki Mısır arasındaki temel benzerlik, burada mavi renkte gördüğünüz Nil Nehri'dir. Ve Nil Nehri dünyanın en büyük nehirlerinden biridir. Bu konuda Amazon Nehri ile kapıştığını söyleyebiliriz. Nil Nehri'nin kolları ekrandaki görselin daha da güneyinden başlıyor. Nehir kuzey yönünde ilerliyor ve nehrin deltası Akdeniz'e ulaşıyor. Delta yani bir nehrin denize açıldığı yer delta olarak adlandırılıyor. Çünkü gördüğünüz gibi bu nehirler hatta bunu uydudan uydu görüntülerinden de görebilirsiniz bir demet gibi böyle dallara ayrılır ve burada ters bir üçgen şekli oluşturur. Bu da Yunanca'daki delta harfinin ters dönmüş haline benziyor. Eğer nehir diğer tarafa doğru akıyor olsaydı o zaman ne olacaktı? Düzgün bir delta olacaktı. Yani ters dönmüş değil düzgün bir delta harfi gibi gözükecekti. Evet. Nil Nehri Orta Afrika'nın doğusu diyebileceğimiz yerden Akdeniz'e doğru akıyor ve kuzeye doğru aktığından dolayı da nehrin güney kısımları yukarı nehri oluşturuyor ve Yukarı Nil olarak adlandırılıyor bu bölge. Yukarı Nil aslında Aşağı Nil'in güneyinde. Bunun nedeni hem Yukarı Nil'in nehrin yukarısında olması hem de nehrin daha yüksek irtifadan daha alçak irtifaya doğru akması. Böylece güneye gittikçe daha yüksek rakımlara ulaşıyoruz. Şimdi nehrin bu kadar önemli olmasının nedeni nehirlerin temiz su kaynağı olması. Taştıkları zaman etraflarındaki toprağı daha verimli hale getirmeleri yani tarım için uygun olmasıdır. Nil Vadisi Neolitik dönemde tarımın ortaya çıktığını gördüğümüz ilk yerlerden biridir arkadaşlar. Hatta Nil Vadisi'nde insan yerleşiminin M.Ö. 6000'e kadar uzandığına inanıyoruz. Belki de bundan öncesine bile uzanıyor olabilir. Tarım sayesinde nüfus arttı ve bu da insanların belli alanlarda daha fazla uzmanlaşmasına ve daha karmaşık toplumlar kurmasına olanak sağladı. İlk büyük uygarlıklardan birinin burada ortaya çıkması tesadüf değil. Hatta günümüzde Mısır'da bile insanların genel olarak hemen nehrin kıyısında tarımın yapıldığı verimli toprakların etrafında bulunduğunu söyleyebiliriz antik Mısırlılar için bu o kadar önemliydi ki bütün takvimleri ve mevsimleri Nil nehrinin hareketlerine göre ayarlıyorlardı. Mesela toprağı verimli hale getiren taşkın zamanlarını belirten bir mevsimleri vardı. Aynı şekilde mahsullerin büyüdüğü zamanı kasteden büyüme mevsimleri vardı ve bir de tabi hasat mevsimleri vardı. Yani bu vadide insanlar binlerce yıldır yaşıyordu ancak Antik Mısır uygarlığı dediğimizde bu milattan önce 3100-3150 civarına denk geliyor. İşte buradaki zaman çizelgemize de buradan ulaşıyoruz. Zaman çizelgemizde tam da buradan söz ediyoruz. Ve bunun Antik Mısır uygarlığının başlangıcı olarak kabul edilmesinin nedeni aşağı ve yukarı Mısır'ın ilk olarak Kral Narmer döneminde birleştirildiğinin düşünülmesi. Kral Narmer aynı zamanda Kral Menes olarak da biliniyor arkadaşlar. Kral aşağı ve yukarı Mısır'ı bir imparatorluk altında birleştiriyor ve bu imparatorluk da binlerce yıl sürüyor. Bütün bu boşlukların her biri 100 yıla denk geliyor. Yani burada çok büyük bir zaman diliminden bahsediyoruz. Evet, Antik Mısır uygarlığı kabaca 3 krallığa ayrılır. Eski krallık milattan önce yaklaşık 27. yüzyıldan milattan önce 22. yüzyıla dek sürüyor. Daha sonra orta krallık ve yeni krallık var. Ve bir kez daha hatırlatmak gerekirse burası bin yıldan fazla bir tarihi kapsıyor. Ayrıca bunların arasında krallığın ya da imparatorluğun biraz daha parçalanmış olduğu ara dönemler var. Bu ara dönemlerin bazılarında Mısır'a yabancılar hükmediyor. Şimdi biraz hızlı olacak tabi ama bu binlerce yıl boyunca neler olduğunu kısaca işleyelim ve Mısır uygarlığını daha yakından tanıyalım. Şimdi Mısır krallarına bildiğiniz gibi Firavun deniyor. Ancak yeni krallığa gelene kadar Firavun teriminin aslında kullanılmadığını göreceğiz. Yine de bu videoda Mısır krallarına Firavun diyelim. Yeni krallık döneminde bu denmeye başlıyor ama biz e, hepsine genelde şimdi Firavun diye hitap edeceğiz bu videoda. Eski krallık antik Mısır'la en çok özdeşleştirilen nesne olan piramitler nedeniyle günümüzde en çok bilinen dönemdir. Burada günümüzdeki Kahire'ye yakın Büyük Giza piramidini görüyoruz. Ve bu da Sphinx heykeli. Giza piramidi Firavun Sneferu ve Kufu yani Keops döneminde işte burada M.Ö. 26. yüzyılda inşa edildi. İnsanlık hala bunun nasıl yapıldığını anlamaya çalışıyor. Aslında artık bunun köleler tarafından yapıldığı düşünülmüyor. Tarım yapılmadığı mevsimlerde köylüler tarafından bir nevi vergi olarak yapıldığına inanılıyor. Tohum ekme ya da hasat bitince insanların boş vakti oluyordu. Aslında bu insanların özgürleşmesinde tarımın ne kadar önemli olduğunu da bize gösteriyor. Yani insanlar Firavunların bu kadar devasa mezarları inşa etmesine yardım etmişler. Çeşitli tahminlere göre böyle bir yere inşa etmenin 10.000 ila 100.000 kişi gerektirdiğini ve onlarca yıl süreceğini söyleyebiliriz. Piramitler 4500 yıl önce inşa edilmelerine rağmen bugün bile insanlığın ürettiği en bilinen simgelerden bazıları. Ayrıca Antik Mısır hakkında bu kadar çok şey bilmemizin nedeni yazılarını okuyabilmemiz. Mısırlıların sembolik bir yazıları yani hieroglifleri var bu kelimeyi eminim daha önce duymuşsunuzdur hieroglif kelimesini. Uzun bir süre Mısırlıların ne dedikleri hakkında hiçbir fikrimiz yoktu. Bu yazılar mezarlarda görülmüştü ve o zaman bu mezarların özellikle bu piramitler gibi devasa yapıların bu büyük krallar için yapıldığını ve toplumun farklı sınıflardan oluştuğunu, asillerin diğerlerinden daha güzel mezarlara sahip olduklarını söyleyebiliyorduk. Ancak bunu yani Rosetta taşını 1799'da keşfedene kadar tam olarak neler olduğunu anlayamamıştık. Bunun çok değerli olmasının nedeni aynı metnin üç farklı dilde yazılmış olmasıdır. Antik Mısırlıların hieroglifleriyle, Mısır'ın daha sonra kullandığı bir yazı olan ve Demotik Mısır dili denilen bir yazıyla ve en önemlisi Yunanca yazılmıştı. Ve böylece tarihçiler artık bu sembollerin ne anlama geldiğini çözebilmişlerdi. Çünkü ellerinde bir tercümesi vardı. İşte bu yüzden Mısır Uygarlığı, insanlığın belli parçaları bir araya getirip inceleyebildiği ilk uygarlıklardan biridir. Hieroglifler ilk yazım biçimlerinden biridir. Şimdi binlerce yıllık antik Mısır Uygarlığı yolculuğuna devam edelim. Eski Krallık ve Orta Krallık arasında bir ara dönem var ve sonra Orta Krallık geliyor. Sonra da Semitik bir halk olan Hiksoslar geliyor. Semitik, bu halkın kullandığı dilin Arapça, İbranice veya Aramice gibi Semitik dillerle aynı dil ailesinden geldiği anlamına geliyor. Ve sonra yeni krallık var. Ve yeni krallık Antik Mısır'ın en iyi dönemi olarak görülüyor. Gerçekten de teknolojik anlamda ve askeri olarak en üst düzeydeler. Ve yeni krallıkta dikkate değer birkaç firavun var. İlki 4. Amenhotep olarak dünyaya gelen ama sonra adını Akhenaton olarak değiştiren Firavun. Akhenaton, Aton için etkili anlamına geliyor ve Aton da önemli bir Mısır tanrısı. Amenhotep'in adını değiştirmesinin nedeni de şöyle e, açıklanıyor. Mısırlıların tanrılarına bakıyor. Osiris genellikle ölümden sonraki hayat ve geçiş, yeniden doğma, dirilişle bağdaştırılan tanrı. Daha sonra Amon var ve Firavun'un ilk adı olan Amenhotep, ama memnun eden anlamına geliyor. Zeus'a denk olarak sayılan e, buradaki tanrı Horus var. O da Mısır'da farklı dönemlerde çok önemli bir tanrıydı. Dördüncü Amenhotep veya e, Akhenaton, e, onun için ilginç olan şey arkadaşlar şöyle bir karara varması. Diyor ki ben çok tanrılı sistemi sevmiyorum arkadaş. Tek bir tanrıya ibadet etmek istiyorum. Ah söyleyemedim. Tek bir tanrıya ibadet etmek istiyorum diyor. Ve ibadet etmeye karar verdiği tanrı da güneş tanrısı ya da güneş diski olarak biliniyor. Bu tanrı buna benzer bir şekilde resmediliyordu ve Aton olarak adlandırılıyordu. Bu nedenle Amenhotep ismini Akhenaton olarak değiştirdi ve diğer tanrıların izlerinden kurtulmaya çalıştı. Bu durumun dikkate değer olmasının nedeni bunun belki de ilk tek tanrılı din denemesi olması. En azından Antik Mısır uygarlığı için öyle. Akhenaton ayrıca karısı Kraliçe Nefertiti'ye çok fazla yetki vermesiyle de bilinir ve bazılarına göre kraliçe yönetimde ikinci söz hakkına sahiptir ve krallığı firavunla birlikte yönetmektedir. Akhenaton öldükten sonra yerine geçen ise oğlu kral Tut ya da Tutankamon. Tutankamon'un ünlü olmasının nedeni mezarının çok iyi bir durumda bulunması ve böylece Antik Mısırla ilgili günümüz insanlığının hayal gücünün önemli bir parçası haline gelmesi. Tutankamon çocuk firavun olarak da bilinir. Çok genç yaşta başa geçip 18 yaşındayken ölüyor. Yani biraz ilginç bir hikaye. Şimdi Mısır tarihi boyunca Firavunların arasında en ilginç belki de en çok öne çıkan isim Yeni Krallık döneminde Tutankamon'dan kısa bir süre sonra başa geçen 2. Ramses. 2. Ramses burada M.Ö. 13. yüzyılda ortaya çıkıyor ve yüzyılın büyük kısmında hüküm sürüyor. Bu dönem Antik Mısır'ın askeri güç olarak zirvede olduğu dönem. Ramses en çok Kadeş Savaşı ile bilinir ki bu da kullanılan taktikleri gerçekten bildiğimiz ilk savaş. O yüzden de bizim için Kadeş Savaşı tarihte önemlidir. Savaş bir başka önemli imparatorluk olan Hitit İmparatorluğu ile Mısır arasında milattan önce 1274 yılında gerçekleşiyor ve bu da Kadeş Savaşı'nın daha sonradan yapılan bir resmi. İkinci Ramses Kadeş'i almayı başaramadı ancak bu savaş bize o dönemdeki askeri taktikler ve stratejiler hakkında çok şey anlatıyor. Tarihçiler bugün bu savaşın tarihte savaş arabası kullanılan en uzun savaş olabileceğini düşünüyorlar. Yani çok önemli bir savaştan bahsediyoruz. Şimdi, ikinci bin yılın sonlarına geldiğimizde yeni krallık da dağılıyor ve sonraki birkaç yüzyılda Mısır parçalanmış halde ve birkaç hükümdar tarafından yönetiliyor. Yukarı Nil'den Kuşitler yönetimi geçiyor. Kuşitler burada bu bölgedeydi ve kısa bir dönem hüküm sürdüler bir Mezopotamya uygarlığı olan Asurlular da kısa bir süre yönetiyorlar ve sonra Persler başa geliyor. Büyük Kiros'un oğlu Kambises yönetimi ele geçirmeyi başarıyor ve Mısır Büyük İskender'in fethine kadar bir süre e, Ahameniş İmparatorluğu'nun bir parçası oluyor. Büyük İskender öldükten sonra generallerinden biri ve onun hanedanlığı yönetimi devralıyor. Ptolemaios hanedanı Mısır yönetmeye başlıyor ve artık Mısır yabancılar tarafından yönetiliyor. Aslında bir süredir yabancılar tarafından yönetiliyordu ancak şimdi Yunanlar tarafından yönetiliyor. Meşhur Kleopatra Mısır firavunu olarak bilinmesine rağmen aslında Yunan kökenliydi. Jül ve Marcus Antonius'u baştan çıkardığı da söylenir. Kleopatra'nın ölümünden sonra Mısır giderek Roma'nın bir parçası haline geliyor. Gördüğünüz gibi tarihteki bu inanılmaz geniş dönemi beraber konuştuk. Tarihteki en önemli uygarlıklardan birini anlatan Ozimandias şiiri de 2. Ramses'ten esinlenerek yazılmıştı. Ayrıca antik dünyanın en büyük şehirlerinden biri olan Teb de buradaydı. Bu şehir yeni krallığın bir kısmı ve orta krallık döneminde başkentti. Ayrıca eski krallığın başkenti olan ve Menes tarafından kurulduğu söylenen Memphis de burada